Kim bu doğulular? Bu söz Türkler tarafından Kürtlere ithafen kullanılan en aşağılayıcı sözdür. Kadim Kürt topraklarını işgal ettikleri yetmezmiş gibi Kürt ulusunun yemekleri, kültürleri, gelenekleri, dilleri, hatta ulus kimliğinin reddini sadece aşağılayıcı bir kelime olan doğulu sözü ile inkar etme çabasındadırlar. Yıllarca gerek televizyonlarda, dizilerde, belgesellerde, hatta siyasi konuşmalarda daima doğu kökenli ya da doğu şivesi gibi sözleri kullanan Türkler, dolaylı ya da dolaysız yoldan Kürtleri unutturmak, kendi benliğinden uzaklaştırmak ve onları görmezden gelerek yok sayma politikasındaki en önemli argümanı kullanmaktadır. Öyle ki bu sözü şu an bazı Kürtler dahi kullanmaktadır, doğunun neresindensin diyerek kendi öz topraklarını asimile bir şekilde telaffuz etmektedir. Bu da asimilenin ne denli başarılı yürütüldüğünün göstergesidir. Ayrıca sosyal medyada doğu halayları, doğu manzaraları, doğu videoları gibi saçma sapan absürt sayfaların olduğunu da görmek tesadüf olmamalıdır. Sevgili soydaşlarım, bizleri gizli ve sinsice asimile ediyorlar. Kürdistan kelimesini ve Kürt ismini kullanmamak için buldukları doğu sözü Kürt ulusuna yöneltilen en büyük aşağılayıcı sözdür. En acınası durum ise bu sözü kendine layık görüp kendini bununla tanıtan Kürtlerdir. Kürt ulusu bir yerden gelmedi ya da bir yerden kaçmadı. Aksine 7000 yıldır Sivas'tan Urmiye'ye, Iğdır'dan Celevle'ye kadar uzanan kadim Kürt toprakları olan Kürdistan'da daima vardı ve daima var olacaktır. Bizler Kürdüz, Kürdistanlıyız, dilimiz Kürtçedir bizim. Asıl doğulu olanlar var ise bu da Orta Asya'dan kaçıp adına türeyiş destanı dedikleri ve kuduz bir itten türediğine inanan barbar Moğol artıklarıdır. Yaşasın Kürt ve Kürdistan.